Merhaba efendim. 28 Nisan 1909 Sultan 6. 5. Mehmet Reşat Han'ın tahta cülus ettiği tarih. Gelin Sultan Mehmet Reşat Han'ı tanımadan önce ondan önceki olayları kısaca özetleyerek onun tahta cülus etmesini hazırlayan sebepleri ortaya koyalım. Abdülhamid Han Osmanlı padişahıdır. 30 küsür yıldır Osmanlı tahtını muhafaza etmektedir ve Osmanlı'yı büyük bir toprak kaybına uğratmadan kumanda etmeye, yönetmeye başarmış bir siyaset dehasıdır. Sultan Abdülhamit Han'a öncelikle iddiatçılar düşmandır onu müstebit olarak ilan ediyorlar. Meşrutiyeti tekrar ilan etmek, anayasayı yürürlüğe koymak ve onun istibdadından kurtulmak için de onu al aşağı etmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. İttihatçıların destekçileri de vardı. Kimdi bunlar? Başta İngilizler ve Fransızlar. Onlar da Güçlü bir halifenin iş başında olmasını kendi menfaatlerine aykırı görüyorlardı. Halifeliği ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı ve de iddihatçıları kullanıyorlardı. İddihatçılar bir de Siyonistlerden destek alıyorlardı. Neden? Çünkü Siyonistler palazlanmışlar, varlıkları varlıklar artmış ve de bir Yahudi devleti kurma hevesine kalkmış olduklarından dolayı Kudüs ve civarını satın almak suretiyle orada Yahudi göçünü hızlandırmak suretiyle orada bir Yahudi devleti kurma emeline kapılmışlar. Ve bu emellerinin önünde de 2. Abdülhamit Han'ı gördüklerinden dolayı onun tahttan indirilmesini hedef almışlar. Ve de bu işi yapmakta olan İttihat Terakki Cemiyeti'ne destek veriyorlar. Ruslar da öyle. Neden? Onlar da Akdeniz'e inme hülyasındadırlar. Osmanlı'yı Balkanlarda parçalayacaklar ve doğuda Ermenileri kullanmak suretiyle Akdeniz'e ya İskenderun Körfezi'nden veyahut da Ege Denizi'nden, Adriyatik'ten bir yol bulup Akdeniz'e inmek. Bunun için de güçlü bir Osmanlı Devleti önlerinde olmasın, İstanbul'u ele geçirsinler, Bağdışahlığı halifeli ortadan kaldırsınlar, emellerinden aile olsunlar diye çalışıyorlardı. Ermeniler... Onlar da istemiyorlardı. Çünkü Rusların ivasına kapılan Ermeniler doğuda müstakil bir devlet kurmak, doğu vilayetlerimizi de bu devletlerin içine almak için var güçleriyle çalışıyorlar, ittihatçılarla beraber çalışıyorlar, türlü komitacılıklara ve de terör eylemlerine imza atıyorlardı ki bunlardan en önemlileri, 1905 yılında Sultan Abdülhamit Han'a yapmış oldukları suikast teşebbüsüdür. Fatih Cami baskınları vardı. Osmanlı Devlet Osmanlı Bankası baskınları, Adana isyanları vesaire. İşte 1908 yılında ikinci meşrutiyeti ilan eden Sultan Abdülhamit Han Anayasayı yürürlüğe koyan Sultan Abdülhamit Han, genel af ilan eden Sultan Abdülhamit Han, İttihatçıların bir adım önünde onların emellerini, onların hedeflerini kendisi gerçekleştirerek onları pasifize etmeyi düşündü ama İttihatçılar Abdülhamit Han'ı indirmek için fırsat kolluyorlardı. Yakaladıkları, kolladıkları bu fırsatı da 1909 yılında 31 Mart'ta ele geçirmiş oldular. Harekat ordusunu İstanbul'a sevk etmek suretiyle Yıldız Sarayı'nı bastılar ve de Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda aldıkları hal kararı ve bunun üzerine hazırlattıkları hal fetvası üzerine de Abdülhamit Han'ı tahtından indirip Selanik'e sürgüne gönderdiler. Yerine de işte bugün 28 Nisan olarak 1909 olarak söylediğimiz Sultan Mehmet Reşat Han'ı tahta oturttular. Aslında Reşat Han'ın isminde Mehmet yok idi. Bu iddiatçılar ismine Mehmet koymak suretiyle, 5. Mehmet demek suretiyle de Fatih Sultan Mehmet Han'a bir benzerlik meydana getirerek propaganda yoluyla, efendim tanıtım yoluyla biz Fatih'i yeniden canlandırıyoruz. Beşinci Mehmet geldi tahta oturdu, Fatih gibi icraatlar olacak ve biz Osmanlı'yı eski şevket ve haşmetine kavuşturacağız diye bunu propaganda unsuru olarak etrafta yaymaya başladılar. İşte Sultan Mehmet Reşat Han ismine ilave olunan Mehmet ünvanıyla 28 Nisan 1909 tarihinde tahta cülus etti. Kimdir Mehmet Reşat Han? Sultan Abdülmecit Han'ın oğullarından bir tanesidir. İkinci Mahmut Han'ın torunudur. Çocukluğundan itibaren hususi olarak iyi bir tahsil gördü. Arapça ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrendi. Devlet idaresini öğrendi. Uzun bir şehzadelik dönemi olduğu için de bu dönemde kendisini yetiştirmeye muvaffak oldu. 31 Mart ihtilalinden sonra tahta cülus eden Mehmet Reşat Han, iddiatçılarla iyi geçinmek eğilimindeydi. Çünkü onların yurt sattığında elde ettikleri güç, iktidar gücü ve elde ettikleri destekleri çok iyi görüyor. Bu desteklere rağmen kendilerine aykırı herhangi bir şey yapmaya kendisine mecal göremiyor idi. Dolayısıyla onlarla uyumlu gitmeyi, uyumlu götürmeyi bir politika haline getirmiş ve böylece gidiyordu. İşte tam bu sıralarda da Balkanlarda isyanlar başladı. Bulgar isyanı, Sırp isyanı. Askerler sevk edildiyse de Balkanlara Arnavut isyanı, askerler sevk edildiyse de bir netice alınamadı. Bunun üzerine Sultan Mehmet Reşat Han, Arnavutluk'a kendisi gitmek suretiyle orada bir cuma namazı kılmak suretiyle de tabi e, 100 bin Arnavut iştirak etti bu cuma namazına. Murad-ı Hüdavendigar'ın Kosova'daki meşhedinde bu cuma namazı kılındı. Bu cuma namazı yüz binlerce askerin yapamadığını Osmanlı Hanedanı'nın manevi gücü herhangi bir söylevde de bulunmadı, herhangi bir teşebbüste de bulunmadı. Sadece Arnavutlarla namaz kıldı ve bu isyanı, bu namaz burada söndürmeye kafi geldi. Trablusgarp'ta iddiaçılar bir yanlış yapmışlardı. Neydi o? Trablusgarp'taki askerlerimizi burada herhangi bir İtalyan tehlikesi yoktur, düşman tehlikesi yoktur diye başka yerlere göndermeler üzerine İtalyanlar hemen harekete geçtiler. Trablus işgal ettiler. Açıktan oraya ordu göndermemiz mümkün değildi Trablus Ancak protestolarla yetinerek ve de el altından milis güçlerini yönetecek kumandanlar ki Enver Paşa bunların içindedir. Mustafa Kemal Paşa o günkü yüzbaşı rütbesiyle, binbaşı rütbesiyle bunların içindedir. Ve oradaki mücadelelerde mağripli Arapları örgütlemek ve İtalyanlara karşı savaştırmaya çalışmakla efendim bir cephe açılmış olduğunu ama bu cephenin daha sonradan çöktüğünü Trablus Karb'ın 12 adamızla birlikte İtalyanların eline geçtiğini görüyoruz. Mehmet Reşat Han zamanındaki olayları sizlerle paylaşıyoruz. Kısa süre sonra 1912 yılında da bu sefer Bulgarlarla Sırplar artı Karadağlılar, Yunanlılar, Rumlar ittifak etmek suretiyle ki bu da İttihat Terakki'cilerin gafleti sonucu olduğu ortaya çıkmıştır ittifak etmek suretiyle üzerimize saldırmışlar. Birleşik Balkan orduları ta İstanbul önlerine Çatalca'ya kadar gelerek Edirne dahil hepsini işgal etmişler idi. Zararımız çok büyük idi. Yüz binlerce Mehmetçik Bulgarların eline esir gitmiş idi. Ordumuzun topu, teçhizatı, tüfeği her şeyleri düşman eline geçmiş, hayalet bir ordu haline gelerek İstanbul'u savunmak için hazırlık yapılmaya başlanmış idi. Mehmet Reşat Han zamanındaki felaketler bununla da kalmadı ama 1913 yılında Balkan devletler arasında Bulgarlar'la Sırplar arasında meydana gelen sürtüşmeyi fırsat bilen ordumuz ve o günkü hükümet Edirne'ye kadar geri alabilmeyi ve sınırı Edirne'nin dışına kadar itmeye muvaffak olduğu Sultan Reşat Han döneminde Balkan Savaşı'ndan sonra elbette İngilizlerin desteğini alabilmek için kuvvet topraklarının bir gece içinde bir imza ile Mahmut Şevket Paşa'nın Sadrazamlığı döneminde bir gece içinde İngilizlere peşkeş çekildiğini onların dostluğunu kazanabilmek adına verildiğini okuyoruz. Şaşırarak okuyoruz. Ve 1914 yılı dünya iki kampa ayrılmış. Bir tarafta İngilizler, Fransızlar ve Ruslar bunlara itilaf devletleri deniliyor. Bir tarafta Almanlar, Avusturya bunlara ittifak devletleri deniliyor. Bir gün içinde 2 Ağustos 1914 Enver Paşa Alman Büyükelçisi Van Ganheim ile oturarak bir anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmaya göre efendim Osmanlı Devleti Alman ve Avusturyalıların yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oluyordu. Fiilen olmasa bile anlaşma olarak. Bundan bile haberi olmadı Mehmet Reşat Han'ın. Bunu bile getirmediler. Ancak bu anlaşma Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm imzasına ve de mukabilinde Türk Hakan'ı 5. Mehmet Reşat Han'ın tasdikine sunulduğu zaman ancak öğrendi Mehmet Reşat Han. Öğrendiği zaman bile bunu önleyecek gücü yok idi. İttihatçılar bunu yapmışsa doğru yapmışlardır diye tasdik edip devletimizi Birinci Dünya Savaşı'na sokan o meşum anlaşma bu şekilde yürürlüğe girmiş. Bu anlaşma gereği de 1914 yılının 28 Ekim'inde iki Alman gemisinin Karadeniz'e geçerek Rus limanları bombalaması ile de Birinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmış olduk ve de e, Alevlerin arasına giren Osman Devleti hemen doğuda Ruslara karşı Köprüköy ve Azap muharebelerinin arkasından Sarıkamış İhate Manevrası diye tarihe geçen ve şartları oluşmadığı halde kış şartları içinde askerlerimizi 3000 metrelik Allahu Ekber dağlarından geçirip Rusların arkasını çevirme şeklinde özetlenebilecek olan bu plana askerlerimizi uydurabilmek ve yürütebilmek için Aralık ayında ve Ocak ayının 1915 Ocak ayının ilk günlerinde büyük bir felaketle 100 bine yakın vatan evladının donarak ve esir edilerek e, zayi olduğunu ve şehit olduğunu görüyoruz. Mehmet Reşat Han'ın dönemi. Hemen arkasından Çanakkale zaferimiz, o dönemde kazanılmış olan Birinci Dünya Savaşı içindeki ikin, birinci büyük zafer ki, ikincisi de Küt-ül Emare'dir. Günü geldiğinde onu da sizlerle paylaşacağız. Mehmet Reşat Han dönemi. Çanakkale'den sonra askerlerimiz silah bırakamadılar. Çünkü Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Bağdat'ta, Basra'da savaştı. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Medine'de, Yemen'de savaştı. Kafkasya'da savaştık. Musul, Kerkük'te savaştık. Daha sonra Galicia'daki ta Avusturya'nın ortalarında bir yer... Galicia'ya asker göndererek Almanların safında savaştık. Makedonya'da askerlerimiz gitti, savaştılar. Romanya'da savaştılar. Biz Ekim e, 1918 yılına kadar bu savaşımızı devam ettirdik. Ama bu cephelerden tam kesin mağlubiyet olmasa bile ki Filistin cephesi hariç diğer cephelerde mağlubiyet olmamış olsa bile biz artık tutunamaz duruma gelmişiz. Çünkü Almanlar silah bırakıp teslim olmuşlar, Avusturyalılar silah bırakıp teslim olmuşlar. Biz de henüz silah bırakma ve teslim olma olayımız olmadığı bir zamanda 3 Temmuz 1918'de 5. Mehmet Reşat Han'ın vefat ettiğini görüyoruz zafer haberleri beklentisi içinde vefat etmiş ve kendisi de Eyüp Sultan'da daha önce yaptırmış olduğu türbesine defnedilmiştir. Bugün türbesi Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda bulunmaktadır. Erkek çocukları olarak da Mehmet Necmettin, Mehmet Ziyaddin ve Ömer Hilmi Beyler. Kız çocuğu olmamıştır. Sultan Mehmet Reşat Osmanlı padişahlarının 35.sidir. Ondan sonra tahta oturan Sultan Vahidettin Han ile Osmanlı tarihe intikal edecektir. Bugünlük süremiz bitti efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.